İnancımıza veya inançsızlığımıza, sınıfımıza ve dilimize göre ayrıştırmaya çalışan nefrete, atanan kayyumlar başta olmak üzere özgür düşünceyi ve çok sesliliği zapt etmeye çalışan tek tipçi zihniyete karşı buradayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversitelerine yeni atanan rektör Profesör Doktor Melih Bulu'ya karşı eylemleri devam ediyor. 4 Ocak'tan beri kampüste eylemlerini sürdüren öğrenciler bugün kendilerine destek olmak isteyen herkesi Kadıköy'e çağırdı ve Kadıköy'de toplandı. Öfkemizi ve direncimizi göstermek için toplandık. Boğaziçi Dayanışması'nın çağrısıyla, bütün üniversitelerin, emekçilerin, hocalarının çağrısıyla beraber bir araya geldik. Şimdi Boğaziçi Dayanışması'ndan gelen arkadaşlarımız vapurdan indiler, aramıza doğru geliyorlar. Onlara sesleniyoruz. Yaşasın öğrenci dayanışması! Yaşasın öğrenci dayanışması! Tepkimiz her zaman söylediğimiz gibi bütün kayyum atanan üniversiteler için, hatta bunu genişleterek bütün kayyum atanan kurumlar için, dernekler için, demokratik yollardan yöneticileri seçilmeyen her türlü oluşum için. Dolayısıyla bugün de okul dışında eylemlerimizi devam ettirmek için buraya geldik. Çünkü bildiğiniz gibi okulun içine öğrenciler alınmıyor. Devam eden LGBT artı fobik saldırılara karşı bir onur yürüyüşü düzenlemek istedik biz de. Uzun süredir eylemlerde biliyorsunuz LGBT artı bayrakları görünüyor ama eylemleri bu bayrakların varlığı üzerinden LGBT artıların varlığı meşruluğu sorgulanmaya çalışılıyordu. Biz de Boğaziçi bileşenleri olarak aslında bizim meşruluğumuzu kanıtlamak için, varlığımızı göstermek için bir onur yürüyüşü düzenlemek istedik bugün. Bugün okulda onur yürüyüşü yaptık. Aslında bunun şöyle sebepleri var. Bir tanesi aslında bu gelecek kayyum olandan belli başlı insanların bu kayyumdan yıpranma süreçleri çok daha farklı deneyimleniyor. Ve biz biliyoruz ki Melih Bulu'yu eğer rektör olarak kabul edersek başımızdaki asla etmeyeceğiz. Bundan en çok etkilenenler LGBT artılar olacak. Okulumuzda kazanımımız olan cinsiyetsiz tuvaletlerimiz var. Bunların kapatılması, CİTÖK gibi cinsel taciz önleme kurumlarının lağvedilmesi, LGBT artı kulüpleri çalışmalarının kapatılması gibi aslında belli başlı kazanımlarımız var. Burası Boğaziçi demek. Özgür, özel bir üniversite istediğimiz için buradayız. Kayyumlara hayır demek istiyoruz. Üniversiteler bizim alanımız ve bizim kalacak diyoruz. Öğrencilerindir ve her zaman öğrencilerin olacaktır diyoruz. Özgür, özel bir üniversite istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Bizler öğrenciler olarak aslında Boğaziçi direnişiyle beraber bu kayyumların toplamda bütün üniversitelerin sorunu olduğunu söylemiştik. Ve bu yüzden o direnişe ve eylemlere katılmıştık. Halen de destek veriyoruz. Kayyumlar bugün sabahtan beri arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi bütün üniversitelerin aslında bu topraklarda yaşayan tüm halkların sorunu, politik özgürlükler sorunu da yaşıyoruz aynı zamanda. Hem üniversitelerde hem sokaklarda. Kadınlar, LGBT artılar, öğrenciler, işçiler, emekliler hepimizin ortak sorunu. Dolayısıyla bu sorunu dile getirmek ve kayyumları, bizleri özgürlüğümüzden yoksun kılmak isteyenleri hem üniversitelerimizden hem de yaşam alanlarımızdan söküp atmak için aslında buradayız. Dolayısıyla bizler en azından bir öğrenci olarak ben üniversitelerde özel demokratik üniversite istiyoruz. Burada 4 Ocak'tan beri
atanmış kayyumu protesto etmek için düzenli olarak toplanıyoruz. Üstümüze kar yağdı, üstümüze yağmur yağdı, rüzgar esti. Biz yine de mücadelemizi bırakmadık. Burada olmaya devam ediyoruz. Bu pandemide insanlar evlerinden çıkmaktan korkarken bu kadar öğrenci kışın ortasında bu kadar soğukta neyin mücadelesini veriyor? Artık insanların görmesini istiyoruz. Karşı buradayız hep beraber, tüm öğrencilerle beraber. Lise öğrencileri burada, üniversite öğrencileri burada. Bizler geleceğimiz için buradayız. Bizler iyi eğitim alabilmek için buradayız. Emeği göz ardı edilen, katledilen, bütün ezilen ve emekçiler olarak buradayız. İradesi çiğnenen gençleri, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkını, yoksullukla ezilen emekçileri, ötekileştirilen veya inkar edilen kadınları, LGBT'ye artıları ve daha nicelerini, seslerini duyabilmeleri için buraya davet ettik. Yeni emekçisi, öğrencisi ve mezunuyla tüm Boğaziçi bileşenleri olarak bizler topyekun bu antidemokratik atamaya karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Çünkü biz bu kayyumu bir öncekinden tanıyoruz. Sadece bir örnek vermek gerekirse Boğaziçi onur yürüyüşleri emniyet amirlerinin müdahale ederiz tehditlerinin sonucu olarak 2017'den itibaren Güney Kampüsü'ne sıkıştırıldı ve kayyumun da izniyle her seferinde sivil polislerce Kayıt alındı. İşçin gençlik eyleyle, birlikte mücadele eyleyle. Buraya Türkiye'nin en büyük elektronik merkezi Doğan Tırışı'nı Boğaziçi sınırlarında ilgisi olduğu için ifşa etmeye geldik. Biz 1500 kişiyiz. Bu ülkenin Çalışma Bakanı maalesef BİMEX işçilerini görmüyor. Masasının üstünde Türkiye'nin en büyük elektronik perakendisi kapandı ve işçileri sokağa atıldı diye rapor olduğu halde İstediklere daha dile getiriyoruz. Tüm üniversitelerdeki kayyumlar acilen istifa etmelidir. Üniversitelerde akademisyenlerin, öğrencilerin ve okul emekçilerinin dahil olacağı demokratik rektörlük seçimleri yapılmalıdır. Üniversite bileşenlerinin üniversite yönetiminde söz, yetki ve karar hakkı olmalıdır. Bugün burada hep birlikteyiz, hep beraber aykırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet. Kurtuluş!